süt vermeyin çocuklarınıza. Süt içirmeyin. İnek sütü inek yavruları içindir. İnsanlar için değildir. Kolon kanserinin sebepleri nelerdir? Kolon kanserinin en büyük sebebi, yani 10 hastadan birisi ancak ailevi kansere sahiptir. 9 tanesi sporadik dediğimiz sonradan gelişme kanserdir. Kolon kanserindeki en önemli sebep beslenme faktörleri. Nöral terapi nedir? Kimlere uygulanır? Hangi hastalıkların tedavisine kullanılır? Beyinde giden mesaj sürekli gittiği için beyinde belli işlevleri durduruyor. Çalışmaya başladığı anda aşağıya, yani ilgili yere kendini tamir et, iyileştir diye uyarı gönderiyor. Huzursuz bacak sendromunda etkili mi? Etkilidir. Çünkü huzursuz bacak sendromundaki sebep genellikle otonom sinir sistemindeki dengesizliktir. Ne yüz felcinin de etkili olduğunu gördüm. Doğrudur. Geçici bozuklukların hızlı iyileşmesini sağlamak bu yöntemle mümkündür. İnsanoğlu yaşadığı bütün sıkıntılar sonucunda o fıçıyı dolduruyor. Otomatik olarak en ufak bir hadise, mesela bir gribal enfeksiyon, fıçıdaki suyun taşmasına sebep oluyor. Özellikle hani antiparantez söyleyeyim, yatak odanızda hiçbir elektromanyetik alan bulundurmayın, yaratacak cihaz bulundurmayın. Kanserin şu anda Türkiye'de tedavisi mümkün mü? Ben bir onkoloji uzmanı olarak şuna inanıyorum. Bir insanın kanserden iyileşmesi için gerekli olan tek ve yegane şart, o kişinin bağışıklık sisteminin çalışmasıdır. Bir kişinin kafası ne kadar bozuksa bağışıklık sistemi o kadar çöküyor veya hasarlı oluyor. Biz Avrupa'daki birçok merkezden çok daha üstün düzeyde, en iyi merkezlerle eşit düzeyde hasta tedavisi yapabiliyoruz. Bununla ilgili altyapımız gerek görüntüleme, gerek tanı metotları, gerekse tedavi metotları açısından hiç de küçümsenecek boyutta değil. Sevgili Bunu Saymıyoruz izleyenleri, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta çok önemli bir konuyu sizlerle konuşuyor olacağız. Sevgili Profesör Doktor Celalettin Camcı bizlerle olacak. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Başlıyoruz. Nöral terapi nedir? Kimlere uygulanır? Hangi hastalıkların tedavisine kullanılır? Nöral terapi yaklaşık 100 yıl önce iki Alman hekimin kardeşleri üzerindeki yapmış oldukları bir tedavi esnasında tesadüfen keşfettikleri bir ve sonrasında da sistematik olarak geliştirdikleri bir tedavi yöntemi. Buradaki amaç şu: vücudun deri üzerindeki noktaları üzerinden uyarılar vererek kişiye, bu uyarılar sayesinde kişinin otonom sinir sistemini, özellikle parasempatik sistemi ve sempatik sistemi arasındaki dengeleri, bozulmuş olan dengeyi tekrar denge haline getirerek kişinin vücudunun kendi kendine onarma kapasitesini ortaya çıkaran bir tedavi yöntemi. Bu yöntemde geliştirilen metodolojiler sonrasında gerek iç organlarının, gerekse merkezi sinir sisteminin belirli noktalar üzerinden uyarılmasına yönelik, başta ağrı tedavisi olmak üzere pek çok hastalıkta tedavi etme imkanı sağlayan bir yöntem. Bu yöntemde esas amaç kişinin regülasyon kapasitesini, yani kendi kendini iyileştirme ve düzeltme kapasitesini yeniden ortaya çıkartmak ve donuklaşmış hale gelmiş olan ve bir nevi susmuş olan iyileşme potansiyelini yeniden alevlendirmek, canlandırmak üzerine kurulu bir yöntem. Mesela şöyle söyleyebilir miyiz? Boynum ağrıyor. Ağrıdığı için çok fazla boynumu sağ tarafa doğru çevirmiyorum. Evet. Gitgide kilitlenmeye devam ediyor. Nöral terapi aldığımda artık daha rahat olduğum için bu kasları daha fazla çalıştırır hale mi geliyorum? Daha rahat mı yapıyorum bu hareketi? Esas tabii ki de, o kısıtlanmalar ve ağrıdan kaynaklanan şikayetlerin hemen tamamı geçiyor. Ama esas önemli olan genellikle boyun bölgesinde, omuz bölgesinde ya da bel bölgesindeki ağrıların sebepleri çoğunlukla farklı etiyolojilere, farklı sebeplere bağlı. Bunların nedenlerinin ortaya çıkartılarak bu şekilde nöral terapi yöntemleriyle yapılacak tedaviyle esas sebep ortadan kalktığı için hastanın hem ağrısının geçmesi hem de iyileşmesi çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Boyun ağrılarında, özellikle boyun tutulmalarında nöral terapi çok etkilidir. Gerçekten, bel ve sırt ağrıları sebebiyle ispat olmuştuk. Evet, sizler de yaşadınız bizatihi, biliyorsunuz. Fibromiyalji diye adlandırılan sebebinin ne olduğu çok ortaya konamamış, hala da muamma olarak devam eden hastalıkların tedavisinde başta olmak üzere hemen hemen bütün ağrılı giden hastalıklarda ve kronik hastalıkların tedavisinde nöral terapi oldukça etkilidir. Özellikle bunun dışında alerjik hastalıklardan tutun, bunlar içerisinde mevsimsel alerjik rinit, astım, alerjik astım,
ve gastrointestinal sistemi ilgilendiren, mide bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıkların hemen tamamında nöral terapi ve beslenmeyle ilgili düzenlemelerin yapılması hastaların şifa ile iyileşmesini sağlayan neredeyse en etkili yöntemlerden birisidir. Nöral terapideki uygulamalar tabii ki belli bir eğitim ve uzmanlık gerektiriyor. Yani her vücudun her noktasına, her yere iğne yapmak büyük bir maharet değil. Esas olarak hastanın hem muayene bulgusu, hem şikayetini, hem de anamnez dediğimiz geçmişteki hastalık bilgilerine ve şikayetlerinin başlayıp devam etme sürelerine göre değerlendirerek hastadaki bütün olası nedenleri saptamak ve onlara yönelik nöral terapiler uygulamak hastanın gerçekten hızlı bir şekilde iyileşmesini, iyileşmenin ötesinde kalıcı iyilik halini ve şifasını sağlıyor. Kendi hikayemi anlatmak gerekirse ben bir check-up sonucunda sizinle tanıştım. Check-up sonucum Allah'a şükürler olsun temiz çıktıktan sonra ağrılar geçici değildi, kalıcıydı. İki hamilelik sonrasında sırt ve bel ağrılarım vardı. Tabii hasta hikayemde daha 2 yıl öncesinde kaybettiğim babam, kanser sebebiyle kaybettiğim babam. Bu stres ve travmayı kendimde yaşamak ve hissetmek sonrasında bu check-up'ı oldum. Kan değerlerime siz baktınız. Sırt ağrılarım, bel ağrılarım, boyun ağrılarım, bacak. Tenisçi dirseği olmuştum ata bindiğim için. Bütün bu ağrılar Nisan ayında sona erdi. Çünkü sizle tanıştım ve tek seansla sona erdi. Sizin de söylediğiniz gibi hani tek seansla bunu halletmek mümkün olmayabilir ama ben iyileşmeye niyetliydim herhalde. Bunu sağ olun yaşadım. Sonra nöral terapi demek. Evet, Nihat benle beraber yine aynı noktada check-up oldu. Yine o da nöral terapi aldı ve onun da belli oturmuş ağrıları yok oldu. Yok oldu diyorum çünkü çok hızlı bir sonuçtu. Evet, bir seansla ve çok hızlı çok bir şekilde spora başladım tekrar. Hani benim en büyük kaygım şuydu. Bu nöral terapiyi aldıktan sonra bu bir geçici bir şey. Bunu bir ay sonra ağrılar çok daha fazla şarj ederek mi yaşayacağım? Hiç böyle bir şey olmadı. Aksine bu ağrıların geçmesiyle beraber daha pozitif bir insan oldum. Zaten ağrılar tekrar özüme döndüm diyebilirim. Çok sinirlerim. Sen de nöral terapi aldın. Neler hissettin? Ben de aldım. Şimdi ben aldığım dönemde mesela bana çok iyi gelmişti ama bu 3 sene öncesi falan sürekli yıllarca süren bir fibromiyalji boyun ağrılarım. Ama sonrasında tekrar devam etti. Fakat şunu söyleyebilirim net olarak yani eskisi kadar ağrı devam etmedi. Belki de benim biraz daha devam etmem gerekiyordu. Hani bunu seanslara diye düşünüyorum. Sonra yarım bıraktığım için tekrar yaşadım ben bir takım sıkıntılar bunu ama. Bunu şöyle izah edeyim ama size. Kökten halledilebiliyor yani. Halledilebilir. Bunun örneğini şöyle yapayım. Selye adında bir yine Alman hekimin bir tabir var. İnsan vücudunu bir fıçıya benzetiyor. Fıçı doğumla birlikte 1/3 dolu vaziyette. Anne babadan getirdiğimiz genetik materyalle dolu geliyor. Daha sonraki yaşadığımız süreç boyunca biz bu fıçıyı çeşitli etmenlerle dolduruyoruz. Bunun içerisinde yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler, ağır metaller, kötü beslenme tarzları, ağır metallere maruziyet, diş problemleri, psikolojik problemler, elektromanyetik yük vesaire fıçıyı dolduruyor. Sadece cep telefonu değil, her şey artık evimiz mesela Wi-Fi. Yatak odasında bulundurduğunuz televizyon altındaki kırmızı ışığı yanıyor bile olsa bir manyetik alan oluşturuyor demektir. Şarjı takılı telefon. Özellikle hani antiparantez söyleyeyim. Yatak odanızda hiçbir elektromanyetik alan bulundurmayın. Yaratacak cihaz bulundurmayın. En az mesafeyi 2 metre olacak şekilde ayarlayın. İlla bulundurmanız gerekiyorsa. Hocam kapalı olursa model telefon kullanıyorsunuz? Ben Xiaomi marka bir düşük SAR değeri olan bir telefon kullanıyorum. Ya. iPhone kullanmıyorum. Özellikle kullanmıyorum. Çünkü en yüksek SAR değerine sahip telefonlar iPhone'lar şu anda. Ya. Ondan daha yüksekleri de var ama iPhone'ların SAR değeri genellikle ortalamanın çok üstünde bir SAR değerine sahip. Ha, ne Wi-Fi açık mı kullanıyorsunuz? Evet. Hayır. Gündüz boyunca Wi-Fi açık değildir. Sadece eve girdiğim zaman evdeki Wi-Fi sistemini kullanayım diye açarım sonrasını kapatırım. Biz telefonları yanımızdan ayırmıyoruz tabii. Peki telefon kapalı olursa yani kapatıp yanına tamamen kapalıysa tamam, problem yok. Problem yok. O zaman zaten şey yok ama uçak modunu almanız vesaire bir şey değiştirmiyor. Manyetik alanı kapatmış olmuyor. Deminki fıçı teorisine gelecek olursak insanoğlu yaşadığı bütün sıkıntılar sonucunda o fıçıyı dolduruyor. Doldurduğu anda ve fıçı dolu hale geldiği anda
otomatik olarak en ufak bir hadise, mesela bir gripal enfeksiyon ya da bir üşütme ya da bir işte soğuğa maruz kalma fıçıdaki suyun taşmasına sebep oluyor. Bunu tipik olarak şeyde örnek verebiliriz. Mesela bir tavada ateşin üzerine kızgın bir yağ kızdırın, üzerine bir damla su atın, nasıl patlarsa hastalıklar o şekilde patlıyor kişilerde. Biz nöral terapide ne yapıyoruz? Bu fıçıyı nöral terapide vücudun kendi kendini tamir etme mekanizmaları devreye sokarak fıçının bir kısmını boşaltıyoruz. Boşalttığınız zaman vücut hemen kendini tamir ediyor, iyilik haline kavuşuyor. Ama doldurmaya devam ettiğiniz faktörler devam ettiği zaman bir süre sonra o fıçı tekrar doluyor. Dolunca yeniden aynı semptomlar ve aynı bulgular, bazen farklı bulgular tekrar karşımıza geliyor. Şu an için bu fıçıyı dolduran en önemli etkenler günümüz dünyasında. Birincisi yaşanılan aşırı stres. İkincisi sigara, alkol dahil olmak üzere toksik maddelere maruz et. Üçüncüsü de geçirgen bağırsak sendromu diye adlandırdığımız, aldığımız gıdalardan, özellikle çöp gıdalar diye adlandırılan gıdalardan ve bağırsak floramızda meydana gelmiş olan bozukluk nedeniyle bağırsağın geçirgen hale gelmesi ve oradan giren yabancı proteinlerin vücutta aşırı antikor reaksiyonlarına sebep olarak kendi vücuduna karşı savunmasız halde saldırması. Mesela en sık gördüğümüz kadınlarda, bu devirde de çok sık gördüğümüz Hashimoto tiroidi diye adlandırdığımız tiroid hastalığı en önemli sebeplerden birisi geçirgen bağırsak sendromudur. Ya, onun dışındaki bütün alerjik reaksiyonunu yaratan hastalıklar, özellikle alerjik astım, yine geçirgen bağırsak sendromu sonunda oluşur. Çocukluk döneminden itibaren düzgün beslenmemek ya da kötü gıdalarla besleniyor olmak ve özellikle erken çocukluk döneminde çok aşırı miktarda inek sütü tüketiyor olmak bu hastalıklara zemin hazırlıyor. Bunun dışında birçok hastalığın tedavisinde bu nöral terapiyi kullanabiliyoruz. Ben size başlıca kullanamayacağımız yerleri söyleyeyim. 3 tane hastalıkta kullanamıyoruz. Bir tanesi özel bir Bragada sendromu adı altında özel bir kalp ritim problemi yaşayan, çok nadir görülen bir kalp hastalığı. Bunlarda kullandığımız lidokain, prokain adındaki lokal anestezikleri karşı aşırı hassasiyet olduğu için bu ilaçları bu insanlarda kullanamıyoruz. İkincisi miastenia gravis diye adlandırdığımız sinir kas kavşağındaki iletim bozukluğundan dolayı işte düşük göz, solunum kaslarına kadar, felcine kadar gidebilen bir tablo olan hastalıkta kullanamıyoruz. Üçüncüsü de çok ağır kalp yetmezliği ve karaciğer yetmezliği ya da siroz vakaları olan vakalarda kullanmıyoruz. Bunun dışındaki aklınıza gelebilecek her tür hastalıkta nöral terapinin etkinliği vardır. Çünkü nöral terapi esas itibariyle kişinin vücudundaki mevcut olan iyileşme potansiyelini ortaya çıkaran bir tedavidir. Bir de kısmi kullanmadığımız hastalıklar başlığı altında bipolar bozukluk, ağır depresyon ya da şizofreni vakalarında nöral terapi bazen ben bir hastalığı çok merak ediyorum hocam. Huzursuz bacak sendromunda etkili mi? Etkilidir. Çünkü huzursuz bacak sendromundaki sebep genellikle otonom sinir sistemindeki dengesizliktir. Ve sempatik hiperaktivitedir. Sempatik bu tedavi metodu zaten sempatik hiperaktiviteyi baskılama üzerine kurulu olduğu için bu hastalarda oldukça etkilidir. Dolaşım yani çok da fazla olan yaygın bir hastalık bu arada. Doğrudur. Yani huzursuz bacak sendromunun da sebebi çok net olarak söylenebilmiş değildir ama bu hastalarla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar otonom sinir sistemi dengesizliğinin olduğunu gösteriyor. Bu tedavide, nöral terapide otonom sinir sistemin dengesini kuran yegane etkili tedavilerden birisi. Ben kısmi yüz felcinde etkili olduğunu gördüm. Doğrudur. Çünkü sonuçta kısmi yüz felci ya da yüz felci denilen hadiseler nöral sistemin özellikle kafadan çıkar ve yüze dağılan, boyuna bölgesine dağılan sinirlerdeki geçici bozuklukların hızlı iyileşmesini sağlamak bu yöntemle mümkündür. Çünkü nöral terapinin olayı sadece sinir ucunu uyarmak değil. Aynı zamanda sinir ucunu uyarırken bir taraftan kronik ağrı mekanizmaları dediğimiz mekanizmaların oluşturduğu bu fasit daireyi kırarak ağrı hafızasını silmek ve kişinin ağrısıyla ilgili sürekli beynin arka tarafında biriktirmiş olduğu stimulusları ortadan kaldırarak ağrı iyileşmeyi başlatmak. İkinci etkisi de yapıldığı bölgede vazodilatasyon dediğimiz kanlanmanın artması ve oraya daha fazla oksijen ve tamir edici mekanizmaların gelmesiyle tamir mekanizması başlatması. En önemli nöral terapi etkileri bunlardır.
Dolayısıyla herhangi bir yaralanmada kesiler ve ameliyatlar hariç, yani akut kesi olmuş, ameliyat gelişmiş vesaire gibi ani olaylar hariç, diğer bütün yaralanmalarda ve iyileşmelerde nöral terapi hızlandırıcı etkiye sahiptir. Vitiligo'da etkisi Vitiligo'da kısmi etkisi var. Yani vitiligo'da durdurucu etki olarak durdurucu, herhalde, değil mi? Vitiligo'yu tamamen normale çevirecek ya da pigment kaybını tekrar düzeltecek bir yöntem olmuyor. Ancak ilerlemeyi durduruyor. Vitiligo galiba yine insan savunma mekanizmasının kendisine açtığı savaş. Aynen öyle. Vitiligo da o şekilde. Vitiligo da melanosit dediğimiz hücre derinin altındaki pigment içeren hücrelere karşı bir antikor reaksiyonu ve melanositlerin kendi vücudu tarafından yıkılarak öldürülmesiyle ortaya çıkan bir tablo. Yani bütün otoimmün hastalıklar, bunun genel başlığını söyleyecek olursak, otoimmün hastalıklar denilen hastalıkların ana mekanizması, normalde kendisine karşı vermeyeceği bir savaşa kişinin bağışıklık sisteminin yabancı tanıyarak savaş vermesi ve o hücreleri kaldırması, ortadan kaldırması. Bunun tipik örneklerinden bir tanesi de tip 1 diyabet. Yani çocukluk çağında görülen. Çünkü çocuklarda beta hücrelerine karşı vücut bir şekilde antikor geliştiriyor. Pankreastaki beta hücrelerini yok ediyor ve ondan sonra insülin yapamaz hale gelince o çocuk diyabetik hale geliyor ve ondan sonra ömür boyu insülin, Allah'tan ki insülin tedavilerimiz var, o sayede normal hayatını yaşayıp gidiyor. Ama temel mekanizma yine aynı bir mekanizma. Sporcu sakatlanmalarında çok etkin. Doğru. Aynı zamanda tenisçi dirseğini yok ediyor. Ben söyleyebilirim. Çünkü benim tenisçi dirseğim bu yöntemle yok oldu. Kesinlikle doğrudur. Hatta Almanya'daki spor hekimleri nöral terapiyi çok iyi bilirler. Maçlar esnasında ya da müsabakalarda gelişen akut sakatlıklarda uyguladıklarını da biliyorum. Ama tabii kanunlar çerçevesinde ya da mevzuat çerçevesinde ne kadar yapabiliyorlar bilmiyorum. O konuda çok fazla bilgi sahibi değilim ama bu yöntem genelde ilk etapta Almanya'dan geliştirilmiş ve dünyaya yayılmış bir yöntem olduğu için Alman hekimlerin, özellikle spor hekimlerin çoğu nöral terapiyi biliyor ve uyguluyorlar. Bir doping malzemesi değil, değil mi? Değil. Kullanılan. Burada kullanılan iki tane lokal anestezik var. Birisi prokain, diğeri ise lidokain. Prokain dediğimiz madde 1905'te sentezlenmiş. Novakain adıyla piyasaya sürülmüş ve o tarihten beri kullanıla gelen bir lokal anestezik. İlk etapta tarihine bakıldığında göz ameliyatlarında kullanılmaya başlanmış. Sonrasında bütün ameliyatlarda kullanılır hale gelmiş. Daha sonra birkaç, 15-20 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam, onun bir muadili lidokain sentezlenmiş. Bunlar birbirine çok yakınlar. Sadece prokainin etki mekanizması veya şeyleri aynı olmakla birlikte etki süresi 20-25 dakika, lidokaininki 1 saat. Ama nöral terapide bu enjeksiyonu yaptığımız ilaçların etkisinden çok daha uzun süreli fayda sağlıyoruz. Yani bazı hekim arkadaşlarımız ya da bu işe karşı olan ya da bu işi bilmeyen arkadaşlarımızın iddiası, işte oraya lokal anestezik yapıyorsunuz, onun için ağrısı geçiyor diye. Ama genellikle sizler de tecrübe etmişsiniz. Mesela ben genellikle prokain kullanırım. Bazen lidokain kullandığım da olur ama hayır. Prokain kullandığım zaman prokain 20 dakika sonra vücutta hiç kalmayan bir ilaçtır. Bitmiş. Ama sizin ağrı geçme süreniz 20 dakika değil, 20 gün veya daha, evet, çok daha uzun süre. LC vurduğunuz zaman orada bir uyuşukluk sağlanıyor. Jetokain maddesi değil mi? Hani aynı şey gruptan. Lidokain, prokain. Bir uyuşturma işlemi sağlanıyor. Uyuşturma işlemi zaten dediğiniz gibi yarım saat falan sürüyor. Yarım saat sonra geçiyor. Bu bir tedavi edici bir şey olamaz haliyle. Anlık bir şey olabilir. Benim bana anlatılan şey şuydu. Orada yani sistemde bazen atıyorum bir sezaryen sonrasında bile vücutta duran, yani süre gelen bir sistemde bir yerde bir durma olabiliyormuş. Ben öyle anlatıyorum şimdi, siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ama o uyarmayla, iğne uçlarıyla, sinirleri uyarmayla tekrar oraya harekete geçirmiş oluyorsunuz demişti bana yapan kişi. Tam anladığım bu benim. Hani o şekilde aslında, mi oluyor diye. Aslında esas mekanizma şöyle. Genellikle vücutta bozucu alan diye bir kavramla anlatılmaya çalışılan, vücudun bütünlüğünün, ister deri ister organ bütünlüğünün bozulduğu, cerrahi girişimlerinin yapıldığı, işte bayanlarda çoğunlukla sezeryan izleri vesaire gibi yapılar, ilk etapta bu işlere muhatap olduğu zaman vücut akut bir ağrı ve buna bağlı gelişen mekanizmalar geliştiriyor. Fakat bir süre sonra yara yeri iyileştikten sonra o bölge sürekli sinyal göndermeye devam etmesine rağmen beyin o artık o sinyalin ağrı oluşturma eşiğini düşürüyor. Oradan gelen sinyali ağrı olarak algılamıyor ama oradaki sinyal sürekli devam ediyor. Ve orada bir fasit daire şeklinde oluşmuş bir
stimulus veya bir uyarı merkezi haline geliyor. Bizim bu yapmış olduğumuz enjeksiyonlar gerek yara izinin içerisine yapmak, gerekse onunla ilgili deri segmentlerinin noktalarına yapmak suretiyle oradaki fasit daireyi o anestezi maddesiyle kırıyoruz. Anlık da olsa, saniye de olsa durdurmuş olmanız o lupu ortadan kaldırdığı için artık beyine giden mesaj durmuş oluyor. Ve beyine giden mesaj sürekli gittiği için beyinde belli işlevleri durduruyor. Bunlar bizim bilincimizde olan olaylar değil. Hepsi bilinç altında. Özellikle talamus, hipotalamus dediğimiz beynin alt merkezlerinde işleyen olaylar. Ve oradaki talamustaki merkez artık çalışır hale geliyor. Çalışmaya başladığı anda aşağıya, yani ilgili yere kendini tamir et, iyileştir diye uyarı gönderiyor. Ve bunu vagus dediğimiz sinir üzerinden gönderiyor çoğunlukla. Ha, vagus dışında da sinirler devreye giriyor mutlaka ama bu sonuç itibariyle parasempatik sistemin, yani rahatlama, tamir etme ve iyileşme sisteminin aktivasyonuyla vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlıyor. Tam olarak bunu anlatmanızı istedim aslında da ben şey yapamadım tabii ki, izah edemedim. Yok, estağfurullah. Mekanizma genel olarak bu. Oradaki oluşmuş olan hasarlı kısır döngüyü ortadan kaldırdığınızda ya da durdurduğunuzda hadise ortadan kalkıyor. Normalde bunu deri üzerindeki noktalara yaparak elde edebiliyoruz. Ama kişide eğer bozucu alan dediğimiz hadise varsa, ki çoğu hastalarda ilk etapta nöral terapiden sonra 20 saat 40 saat kadar iyilik halinden sonra tekrar ağrıların geri gelmesinin sebebi çoğunlukla bozucu alanlardır. İkinci seansa hasta geldiğinde hala iyileşmediğini ve düzelmediğini söylüyorsa biz o zaman hekim olarak bozucu alan ararız hastada. Ve onunla ilgili muayenelerimizi yaparız. Bulduğumuz bütün bozucu alanları, ameliyat izlerini, yapılmış cerrahi girişimleri, aşı izlerini veya dişle ilgili problemlerini teker teker tarar ve bunların tedavisine ve bunlara yönelik işler yaparız. Ve gerçek manada o zaman o oluşmuş olan lupu ortadan kaldırıp hem ağrı tedavisini hem de iyileşmesini sağlamış oluruz. Kaç yaşından başlıyor? Yani kaç yaşından başlayabiliyor bu tedavi? Her yaşta yapılabilir. Çocuklara yapılabilir mi? Çocuklara da yapılır ama çocuklara enjeksiyon yapmak korkutucu oluyor genellikle. Onun yerine, enjeksiyon yerine bir özel bir lazer cihazı var. Her ne kadar iğne ve enjeksiyon kadar etkili olmasa da %60-70 kadar aynı etkiyi sağlayabilir ve çocuklarda iyileşme kapasitesi yetişkinlere göre çok süratli ve çok daha iyi olduğu için, yani daha az dolu fıçıya sahip oldukları için çocuklar çok hızlı bir şekilde daha az seansla tamamen iyileşebiliyorlar. Genellikle 6 yaşın altındaki çocuklara o tür lazerle uygulamalar öneriliyor ama 6 yaşın üzerinde ya da 10 yaşın üzerindeki herkese enjeksiyon yapmakla ilgili herhangi bir problem yok. Enjeksiyonlar deri içerisinde intradermal dediğimiz şekilde yapılan bir enjeksiyon. Kullandığımız iğneler de en ince iğneler. Genellikle diş hekimlerinin kullandıkları ince uçlu iğneler. Dolayısıyla hasta sadece bir böcek sokması ya da sinek sokması gibi iğnenin ilk deriye temas ettiği andaki acıyı hissediyor. Ondan sonra da herhangi bir şey hissetmiyorlar. Alerjik çocuklarımız olduğu için. Alerjiler son dönemde bütün annelerin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Gerek besinler gerekse. Kesinlikle. Artık ne yapacağımı şaşırmış durumdayım ben size yani. Bir tek şu önerebilirim. Sebebiyle. Süt vermeyin çocuklarınıza. Süt içirmeyin. Biliyor musunuz? Gerçekten öyle yapıyorum. Kendi bir şöyle bir sloganım var. İnek sütü inek yavruları içindir. İnsanlar için değildir. Çünkü inek sütü gerçekten şu anki içerdiği alerjenler açısından, kimyasallar açısından ve içerisindeki hormonlardan antibiyotiklere kadar tutun her şey açısından insana zararlı bir ürün. Gerekli midir? Tabii ki beslenme problemi olan insanlar için, yani imkanları olmayan ailelerin çocukları için süt bulunmaz bir nimettir. Ama her tür besin gıdasına ulaşabilen çocuklar için ekstra süt ciddi bir alerjendir. Yoğurt? Yoğurt için problem yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biyolojik bir ürünün içerisine başka bir biyolojik canlı girer de onu değiştirirse bu insana faydalıdır. Yoğurt, ayran, sütten daha faydalıdır. Turşu, evde yapılmış olan tabii ki. Mümkünse evde yapılmış olan. Marketler bir defa şu var. Ekşimeyen yoğurt, yoğurt değildir. İçerisinde laktobasil başta olmak üzere basil yoktur. Basil olmadığı zaman da probiyotik özelliği yoktur yoğurt. Biz bu işi biliyoruz yani Fulya'cığım. Biz de böyle ekşi yoğurt mayalayıp ekşi ekşi yiyen insanlar olduğumuz için. Çok iyi, doğru yapıyorsunuz. Turşu, şalgam, probiyotik. Aslında prebiyotiktir.
Bunlar prebiyotiktir. Probiyotiklerse bakteri içerenlerdir. Mesela yoğurt, evde yaptığınız kefir. Yoğurt, kefir probiyotiktir. Hı hı. Turşu, şalgam, sirke prebiyotiktir. Bunlar prebiyotik dediğimiz nedir? Aldığınız zaman, vücudunuza aldığınız zaman vücudunuzdaki özellikle bağırsaklarınızdaki iyi bakterilerin çoğalmasını sağlayan, iyi bakterilerin baskın hale gelmesini sağlayan gıdalardır. Probiyotiklerse zaten bakterilerin kendisidir. Dolayısıyla çocuklarımızı aslında eski usul, ninemizin, dedemizin beslenme usullerine döndüğümüzde bütün problemler çözülecek. Ama şu anda mevcut beslenme kalıpları içerisinde özellikle bu batılı beslenme tarzı tamamen insana uyumlu bir beslenme tarzı değil. Özellikle şeker, rafine şekerler ve bunlarla tatlandırılmış gıdalar insanın en büyük düşmanı. Hepimiz için de geçerli bu. Ama mesela şu anda Batı tıbbı beslenme hususunda Akdeniz diyeti denilen bir diyete dönmüş durumda. Ve hemen her yerde beslenmeyle ilgili ya da hastalıklarla ilgili diyetle ilgili geçen bir cümle Akdeniz diyeti olarak söyleniyor ve öneriliyor. Akdeniz diyeti de aslında bizim Anadolu'da beslenmemizde kullandığımız standart beslenme tarzı. Sebze ağırlıklı, kurutulmuşuyla, gıdasıyla vesairesiyle ya da başta tarhana olmak üzere kendimize özgü çorbalarımız ki bunlar gerçekten çok kıymetli besinler. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece aslında bir problem yaşamaksızın hayatlarımızı sürdürmek mümkün. Çocuklarımızı da bunlara alıştırmak gerekiyor. Şu anki modern beslenme tarzı özellikle pizzasından, hamburgerinden, cipsinden vesairesinden tuttuğunuz her tür gıda insan için ciddi zararlar içeriyor. Önümüzdeki dönem birçok hastalığın, otoimmün hastalıklar başta olmak üzere ki artık tehlike çanları ülkemiz için de ciddi boyutta çalmaya başladı. Obezite ve obezitenin getirdiği kronik hastalıklar ve en son da esas benim uzmanlık alanı olan kanser dahil olmak üzere her şeyi katlanarak artması bekleniyor. Siz çok değerli bir onkoloji profesörüsünüz. Hastalarınızın bir takım yazılarını internette okudum. Çoğuna ışık olmuşsunuz, umut olmuşsunuz. Aynı zamanda hayatına devam eden insanları ben kendim sizin muayenenize geldiğimde hastanede kendilerini gördüm. Hemen beslenmedeki bozukluklardan Türkiye'deki en yaygın kanser tipine ve kanser etkilerine geçmek istiyorum. İnsanlar evet. Kanser olduklarını nasıl anlarlar? Genellikle anlamazlar. Çünkü kanser gerçekten birkaç tane özel şikayet ya da semptom olmaksızın birçok hastalıkla karışabilecek özelliğe sahiptir. Yani kanser için tipik bir semptom veya bir şikayet yoktur. Hani ben de şu şikayet ortaya çıkarsa ben kanser oldum hemen doktora gideyim diye bir söyleyebileceğimiz bir şey yok ama genel olarak şunları söyleyebiliriz. En yaygın görülen kanserlerden başlayacak olursak kadınlarda birinci sıra meme kanseri. Bu dünyada da birinci sıra, Türkiye'de de birinci sıra. Erkeklerde de birinci sıra hala ülkemizde akciğer kanseri. Bunun dışında birinci sıraya şu anda ülkemizde henüz gelmedi ama yurt dışında prostat kanseri erkeklerde yerleşti. Bunun sebebi de çoğunlukla yaşam süresinin uzamış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü prostat kanseri erkeklerde yaşlılarda ortaya çıkan ve görülen bir kanser tipi. Özellikle 65 yaş üzerindeki erkeklerde neredeyse yarıdan fazlasında prostat kanseri gelişiyor. Ama çoğu prostat kanseri erkeğin hayatının başka bir nedenden dolayı sonlanmasına kadar ortaya çıkmaya da biliyor. Genel olarak bakacak olursak kadınlardaki meme kanseri için en önemli erken yakalama şansı kendi kendine muayene. Ve belli aralıklarla yılda bir ya da iki yılda bir en geç mamografi ile ultrasonla takip etmek. Mamografi ultrason menopoz sonrası dönemde rutin olarak önereceğimiz tetkiklerdir. Menopoz öncesi dönemde ise mamografi her zaman faydalı olmuyor ama ultrason gerçekten faydalı. Bunlardan daha da önemlisi kişinin kendi kendini muayene etmesi. Menopoz öncesi dönemde adet dönemi bittikten sonraki dönemde muayene edilmesi önerilir. Adet öncesi dönemde muayene edildiği zamanda progesteron denilen hormonun etkisine bağlı olarak çeşitli sertlikler ya da değişiklikler ele gelebilir. O nedenle kişiyi yanlış alarm edebilir. Menopoz sonrası dönemde ise ayın belli bir gününü kişi belirleyip o dönemlerde kendi kendine muayenesini yapması önemli. Ele gelen herhangi bir sertlik, şişlik olduğu takdirde mutlaka doktora başvurmasını öneririz. Zannedildiğinin aksine meme kanseri ağrı yapmaz. Genellikle sadece 10 hastadan birisi, bir tanesi ağrı şikayetiyle meme kanserlerine başvurur. 9'unda ağrı olmaz. Ama
ele gelen kitle olması hemen hepsinde mevcuttur. Kolon kanserinin sebepleri nelerdir? Kolon kanserinin en büyük sebebi, ailevi sebepleri bir tarafa bırakırsak ki bütün kanserler içerisinde aileye, yani genetiğe bağlı olan, geçişli olan kanser oranı %10'u geçmez. Yani 10 hastadan birisi ancak ailevi kansere sahiptir. 9 tanesi sporadik dediğimiz sonradan gelişme kanserdir. Kolon kanserindeki en önemli sebep beslenme faktörleri. Kişinin bir defa yoğun olarak proteinli, özellikle hayvansal gıdalı besleniyor olması. Hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin de buna etkisi var mı? Çok etkisi olduğundan değil. Hayır. Proteini ne kadar, protein ve yağ, doymamış yağ oranını yüksek beslenirseniz ve bunları nötralize edecek ya da tamponlayacak karşılığında bir sebze meyve tüketiminiz olmazsa bu bağırsak florasında toksik maddeleri üretici tarzda bir flora bozukluğuna sebep oluyor. Bağırsağımızda bizim yaklaşık her birimiz 1,5 kiloya yakın bakteriyle birlikte yaşıyoruz. Bu bakteriler bizim vücudumuzdaki hücre sayımızın 100 katı kadar daha fazla sayıda ve bu bakteriler bize hem hizmet ediyorlar hem de zarar veriyorlar. Hizmet eden bakterilerinizi beslerseniz ve çoğunlukla tutarsanız vücudunuz o kadar sağlıklı oluyor. Zararlı bakterileri artırmaya kalkarsanız onların verdiği toksik etkilerde gerekli hasarlara neden oluyor. Bu zararlı bakterilerin oluşturdukları kimyasallar diyeyim, yani bakteri ürünleri, sürekli bağırsak mukozasıyla temas oluşturması nedeniyle bağırsak mukozasında bozukluklara ve kanser gelişimine sebep oluyor. Kolon kanserinin sporadik, yani sonradan gelişen kolon kanserlerinin büyük bir çoğunluğunda beslenme faktörlerinin kötü olduğu, kabızlık şikayetinin yoğun olduğu ve bu insanların çoğunlukla su içmediklerine dair veriler mevcut. Beslenme faktörleri önemli gerçekten. Ne kadar sağlıklı beslendiğinizle ne kadar sağlıklı olduğunuz arasında bir korelasyon var. Sağlıklı beslenmekle kastettiğim gidip organik ürünleri satın almak değil. Tabii ki organik ürünleri kötülemek adına bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü organik ürünler tüketilmesi gereken ürünlerdir. Ona bir itirazım yok. Ancak gıdaları alırken besin değerleri içerisindeki oranların dikkat edilmesi. Akdeniz diyeti dediğimiz diyette hayvansal gıdalar yasak değildir ama minimalize edilmiştir. Yani gerek kırmızı et, süt, yumurta gibi ürünleri haftada 2'den fazla ve belli bir miktarın üzerine tüketmemek önerilir. Esas önemli olan ki bizim vücutlarımız hala 10 bin yıl önceki atalarımızın genetik yapısına ayarlı. 10 bin yıl önceki atalarımız nasıl besleniyordu? Çoğunlukla kuru fasulye, gezerek, dolaşarak, bitkisel kaynaklı ürünler, nadiren veya arada bir yakaladıkları zaman hayvansal ürünleri tüketmek şeklindeydi. Ve şeker diye bir tüketim yoktu. O zamanki doğadaki tek şeker baldı ve balı da bulduğu zaman ancak tüketebilirdi. Onun dışında bizim genetik yapımız ve metabolik sistemimiz hala o sisteme ayarlı. Günümüzde hastalıkların bu kadar çok aniden fırlamasının artmasının en önemli sebeplerinden birisi, tükettiğimiz gıdaların ciddi boyutta modifiye edilmesi, tatlandırılması şeker ve şekerle ilgili katkı çok maddeleri. Sadece katkı maddeleri değil. Nasıl vücudu, evet, nasıl ki besini uzun süre içerisinde koruyor, evet, vücudumuzda da atılımı o derece engelliyor. Sindirime aynen katılmıyor yani. Şey soracağım, probiyotik takviyelerin hani yoğurt veya hani besin olarak dışında ilaçların bir zararı var mı? Zarar 5 milyar bakteri. Yani oradaki rakamlardan ziyade bakterilerin kendisinin özellikleri önemli. Tabii ki rakamlar da önemli ama şunu söylemek gerekiyor. Herkesin mikrobiyomu ya da mikrobiyatası aynı değil. Dolayısıyla herkesin ihtiyacı olan probiyotik bakteri de aynı değil. Ama bilinen genel bir üniversal yaklaşımda olması gereken basil, işte bifidobakteriler, laktobasiller, şunlar bunlar, bunları genel olarak biliyoruz. Hı. Ve hepimizin bağırsağında bunların olması gerekiyor. Ama mesela benim bağırsağımdaki bifidobakterilerin oranı %15 olması gerekirken 5'e düşmüştür. Ama sizinki %12,5'tür. Dolayısıyla benim bifidobakteri almam gerekirken sizin almanıza gerek yoktur. Hı. Dolayısıyla burada mikrobiyotayı aslında şöyle bir şey söylemek gerekiyor. İlaçlar tabii ki bununla ilgili ciddi bir sektör Türkiye'de de gelişti. Bütün dünyada da var. Çok sayıda ürün çıkarıp pazarlayan, evet, ve satmaya çalışan yan bir ilaç sektörü oluştu.
Çünkü bu ilaçların hemen tamamı nasıl Sağlık diyeceğiz? Bakanlığı dışında. Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırma prosedürlerinin dışında bu ilaçların hepsi. Tarım Orman Bakanlığı'nda ülkemizde öyle ruhsatlandırılıyor. Ben şuna inanıyorum hekim olarak. Kendim de onu gözledim. Beslenmeyle ilgili özellikle probiyotik ve prebiyotikleri doğal kaynaklardan almaya başladığınızda vücudunuz hızla kendi kendini tamir ediyor. İlla bir ilaç desteği almak gerekmiyor. Ama ülseratif kolit gibi, irritable bağırsak sendromu gibi ya da ileri derecede geçirgen bağırsak sendromu olduğu saptanmış hastalar gibi özel mikrobiyomlara, mikrobiyatalara sahip olan insanlara bu tür destekleri vermek gerekir. Burada vücudun kendi kendini tamir etmesine olanak sağlayacak tedavi kombinasyonlarını birlikte sunmak hastaya en önemlisi. Bunlardan bir tanesi nöral terapidir. İkincisi beslenme desteğidir. Üçüncüsü yaşam standartlarını değiştirmektir ki bizim toplumumuzda en çok karşılaştığımız problem 1. Yeteri kadar su içmiyoruz. 2. Hareket etmiyoruz. 3. Uyumuyoruz. Kanserin şu anda Türkiye'de tedavisi mümkün mü? Ben mümkün olduğunu görüyorum. Yani Küba çok önemli bir nokta olarak addedildi. Fakat galiba yine aynı tedavi yöntemleri Türkiye'ye taşındı ve en az Küba kadar etkin yöntemler Türkiye'de mevcut. Kesinlikle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye'deki uygulamakta olduğumuz multidisipliner, çoklu branşları içeren kanser tedavisi Avrupa'dan daha başarılı. Biz Avrupa'daki birçok merkezden çok daha üstün düzeyde ve en iyi merkezlerle eşit düzeyde hasta tedavisi yapabiliyoruz. Bununla ilgili altyapımız gerek görüntüleme, gerek tanı metotları, gerekse tedavi metotları açısından hiç de küçümsenecek boyutta değil. Ve bu şekilde birçok ülkeden, gerek Avrupa'dan, gerek Asya'dan, Orta Doğu'dan, birçok ülkeden tedavi için insanlar bizim ülkemizi tercih ediyorlar, geliyorlar ve şifa ile gerekli bütün tıbbi destekleri alarak tedavilerini görerek gidebiliyorlar. Türkiye'deki tedavi olanakları dünya tıbbının veya dünyadaki gelişen ortaya çıkan verilere doğrultusunda uygulanmakta olan tedavilerin gerisinde değil. Yani biz şu anda Amerika'daki uygulanmakta olan tedaviler neyse hemen hepsini ülkemizde uyguluyoruz, uygulayabiliyoruz. Sadece araştırma amaçlı geliştirilmiş yeni ilaçlarla ilgili bazı ilaçlara ulaşmak pek mümkün olmayabiliyor ama onunla ilgili de artık gerek Avrupalı gerek Amerikalı meslektaşlarımız Türkiye'deki potansiyelleri gördükten sonra bizim ülkemize de bu tür araştırma amaçlı yapılmakta olan çalışmaları ülkemize yoğunluklu getiriyorlar ve insanlarımız, hastalarımız bunlara ulaşabilir hale geldiler. Küba meselesine gelince, Küba'daki tedavi yöntemleri sanki şu ana kadar uygulanmakta olan kemoterapi, radyoterapi ya da diğer kanser tedavilerinden çok farklıymış ya da çok mucizeviymiş gibi anlatılıyor ama öyle değil. Kübalı meslektaşlarımız klasik kanser tedavilerini uyguluyorlar. İlaveten yaptıkları veya geliştirdikleri metotlar insanın bağışıklık sistemini tetikleyici ve bağışıklık sisteminin tekrar devreye sokulmasıyla kişinin kendi kanseriyle savaşmasını sağlayacak bir takım aşı metotları geliştirdiler. Tümörü yok etmiyormuş zaten. Kesinlikle. Sadece yani zaten sonuçta ben bir onkoloji uzmanı olarak şuna inanıyorum. Bir insanın kanserden iyileşmesi için gerekli olan tek ve yegane şart o kişinin bağışıklık sisteminin çalışmasıdır. Bizim yaptıklarımız yani verdiğimiz ilaçlar, kemoterapiler, radyoterapiler, cerrahiler hepsi toplasanız kişinin bağışıklık sistemi çalışmıyorsa işe yaramıyor. Çalışıyorsa da hasta şifa ile iyileşiyor. Dolayısıyla bütün geleceğin, orta ve uzak vadedeki geleceğin, kanser tıbbındaki, tedavideki geleceğin bana göre temel dayanağı immün sistem. Şu an geliştirilmiş olan, halk arasında da çok meşhur hale gelmiş olan işte akıllı ilaçlar, immünoterapiler de bunun üzerine kurulu. Akıllı ilaç diye geliştirdiğimiz ilaçlar ya da immünoterapi diye bahsettiğimiz ilaç tedavilerinin hemen tamamı kişinin bağışıklık sistemini aktive ederek kendi vücudunda bulunan yabancı olması gereken ama yabancı olarak tanımadığı o kanser hücrelerini tanır hale getirerek kişinin kendi kendini tedavi etmesini sağlama üzerine kurulu. Türkiye'de bizim ülkemizde hemen her şehirde mevcut olan onkoloji merkezleri bu tedavilerin büyük bir kısmını çok büyük başarıyla uygular vaziyette. İmmünoterapiler çok başarılı bir şekilde uygulanıyor.
Ancak tabii immünoterapilerin özellikle sigorta kurumları tarafından geri ödemesiyle ilgili bir takım sıkıntılar hala devam ediyor ülkemizde ama önümüzdeki yıllarda bunların da aşılacağına inanıyorum. Çünkü immünoterapiler oldukça pahalı tedaviler. Çok yüksek fiyatları bu değil mi? Bu fiyatları devlet her zaman için karşılamak istemiyor. Ama eninde sonunda hastalar, çünkü sonuçta hayat, yaşam söz konusu. Bir şekilde hastalar bu tedavilere ulaşıyorlar. İnşallah bu SGK ve resmi prosedürlerle ilgili olaylar bir an önce aşılır da tüm hastalar bunlara ulaşabilir hale gelir. Sonrasında ise yine bağışıklık sistemini uyaracak tedaviler, özellikle CAR-T, işte CAR-NK vesaire gibi bizim böyle kısaltarak söylemeyi çok sevdiğimiz tedavi metotları da ülkemizde çok başarıyla uygulanıyor. Gelecekte çok daha başarılı kanser tedavileri olacağı kanaatindeyim. Bir ek bilgi olarak da şunu söylemek isterim. Kanser hastalarında özellikle sadece kemoterapi, radyoterapi değil, hastanın psikolojisini ve beslenmesini de düzenleyecek, destekleyecek sistemlerin olduğu entegre merkezlerin oluşması ve bu yönde tedavilerin uygulanması gerekli. Kendi mesleki tecrübemden söyleyeyim. Bağışıklık sistemi kişinin ruhsal durumuyla birebir ilişkili. Bu defalarca yapılmış klinik çalışmalarla ve bilimsel araştırmalarla ortaya kondu. Bir kişinin kafası ne kadar bozuksa bağışıklık sistemi o kadar çöküyor veya hasarlı oluyor. Ki bunun en tipik örneklerinden birisi de uzun süredir depresyon veya psikolojik problemler yaşayan insanların nezle, grip gibi basit hastalıkları da çok ağır atlatıyor olmaları. Bunların tipik örnekleri. Ayrıca depresyonun da bağışıklık hücrelerini baskıladığı defalarca ispatlanmış bir durum. Kahkaha bağışıklık sistemini yükseltiyor kesinlikle, diyebilir miyiz? Kesinlikle. 1. Kahkaha atmak. 2. Kahkaha atacak ya da hoşlanacak şekilde bir film seyrediyor olmak. 3. Müzik dinlemek. 4. Dans etmek. 5. Yoga, meditasyon spor gibi hareketler yapmak. 6. Spor, ama sporda egzersiz boyutunda. Yani illa bir jimnastik salonuna girip kilolarca şeyi kaldır indir bunlarla uğraşmak ya da başka tür aktivitelerde bulunmaya gerek yok. Ben de hafif yapıyorum. Kesinlikle. Ama çok mesela çok moralim, canım sıkkın, halsiz, depresif olduğum bir gün gidip biraz böyle hareket ettiğim zaman çok iyi geliyor mesela. Bu da kesinlikle ispatlanmış. Günlük 30 dakika ile 45 dakika hafif terleme hissedeceğiniz boyutta yürüyüş yapmanız, yani spor salonuna gitmeniz bile gerekmez. Dışarıda yürüyüş yapmanız, immün sistem üzerinde helper dediğimiz, yani yardımcı olan ve savaşmayı teşvik eden hücrelerinizin sayısını belirgin bir şekilde arttırıyor. NK diye kısalttığımız, natural killer İngilizce adından doğal öldürücü denilen, kanserle, virüsle, parazitle, bakteriyle savaşan ana hücreyi aktive ettiği ortaya konmuş durumda. Hı hı. Artık şu an mesela kanser tedavisinde bizim literatürümüzde çok tipik şey, hastalar kemoterapi aldıktan sonra eve git, sakın dışarıya çıkma, kimseyle temas etme, şu bu yok artık. Tam tersine. Hayatın içinde ol. Kesinlikle. Aynen. Hayatın bir fiili içinde ol. Sporunu yap. Haftada en az 3 gün hareket et. Düzgün ye, düzgün iç. Suyu ihmal etme ve en önemlisi düzgün uyu. Bunları yaptığı takdirde hasta hem kemoterapinin yan etkilerini çok çok az yaşıyor, hem de tedavinin etkinliği katlanarak ortaya çıkıyor. Şu an artık önerdiğimiz budur. Ben kendim de hastalarıma hep bu tavsiyelerde bulunuyorum. Çok erken teşhisler var ama bütün bu erken teşhislerin tamamı da gerçekten erken teşhis mi? Yani oralarda o hastalıklar var mı illa mesela? Şöyle bir şey diyeyim. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha şanslıdır. Meme kanserinde ve serviks kanserinde, yani rahim ağzı kanserinde erken teşhis mümkün ve erken teşhis eşittir şifa, iyileşme. Çünkü ne kadar kanseri şu anda çok yaygın ve kolonoskopi olmadan buraya maalesef ulaşamıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün önermesi şudur. 50 yaşına gelmiş kadın erkek herkes mutlaka bir kere kolonoskopi yaptırmalıdır. Kolonoskopisi normal çıkan bir kişi 5 yılda bir kolonoskopiye devam etmelidir. Kolonoskopisinde polip saptanan bir kişi 1 yıl sonra tekrar kolonoskopi yaptırmalıdır. Bundan dolayı kolon poliplerinin kolon kanserinin öncüsü olduğu artık ispatlandı. Herhangi bir kişide kolonda polip saptandığı zaman bu polibi takip edilmiş. Geçmişe yapılan çalışmalarda 10 ila 15 yıl içerisinde kansere dönüştüğü saptanmış. Dolayısıyla kolonoskopi esnasında polip saptanan ve polibi çıkarılmış olan bir kişi muhtemel gelişmesi ihtimal dahilinde olan bir kanserden kurtulmuş olur. Şu an Dünya Sağlık Örgütü 50 yaşın üzerindeki herkese kolonoskopi rutin önermektedir. Çünkü kolon kanserinin tanısında yeni yeni gelişmekte olan bir takım genetik testler dışında daha erken tanı koyduracak bir yöntem yok. Önümüzdeki yıllarda
kendi geçerliliğini ispat edecek bir takım yeni testler geliştirildi. Mesela Gaeta'nın büyük abdestin içerisindeki özel bazı genetik belirteçleri saptayan test metotlarıyla kanserleşmiş ama henüz daha polibe de dönmemiş ya da kitleye dönüşmemiş bir yapıyı erken dönemde saptayabilmek mümkün olacak. Wow. Dolayısıyla bu konular çok ateşli konular diyelim bizim mecrada. Bu konularla ilgili mesane kanseri için keza böyle idrarda yapılacak testlerle saptanması yönünde testlerimiz var. Dahası kandan alınan örneklerle, kanda yapılacak özel genetik analizlerle normalde kan içerisinde bulunmaması gereken kanserli hücrelere ait DNA yapılarını saptamakla ilgili test metotları geliştirildi. Fakat bu metotları daha spesifiye edecek çalışmalar devam ettiği için şu anda %100 başarılıdır diye söyleyemiyoruz. Ama bunun adı da işte ctDNA diye adlandırılan, circulating tumor cell DNA diye adlandırılan bir takım metotları saptayarak bir kişinin kanında bunu saptadığımızda bu kişide kanser gelişmiş olabileceği şüphesi ortaya çıkabiliyor. Fakat bu testlerin matürleşmesi ve kullanılabilir hale gelmesi yaklaşık bir 5 ila 10 yıl daha alacak gibi görünüyor. Yani gelecekte belki de benim çocukluğumda ve gençliğimde işte Uzay Yolu, Uzay 1999 gibi diziler vardı. Onları hatırlar mısınız bilmiyorum. Sizler belki bilmiyor olabilirsiniz. Sizin yaşınız daha onun için yeterli değil ama o zamanlar mesela Uzay Yolu'nda Dr. McCoy diye bir figür vardı. O figürün elinde cep telefonuna benzer bir alet. İnsanın üzerinden şöyle bir geçirir. Neresinde ne var o alet ona söylerdi. Ya, evet. O zamanki 1960'larda çekilmiş olan filmdeki teknoloji önümüzdeki dönemde geliyor gibi görünüyor. MR'lar, tomografiler, şunlar bunlar artık o işi yapar hale geldi. Daha önceden bizim için sır ve gizli olan insan bedeninin iç tarafları şu anda her şekilde fonksiyonel olarak da anatomik olarak da görüntülenebilir halde. Ve biz bunları tıpta rutin artık kullanır haldeyiz. İleride de gerek bu artificial intelligence dedikleri yapay zeka sayesinde gerekse yeni geliştirilmiş teknikler sayesinde çok hızlı bir şekilde tanı koymaya yönelik işlemler yapılır hale gelecek. Bu çok uzak bir gelecek değil. Yakında bu olacak. Dolayısıyla kanserleri çok daha erken dönemde yakalamak mümkün olacak. Şu bir gerçek hala da geçerli. Ne kadar erken dönemde kanseri yakalarsanız o kadar hastayı şifayla iyileştirmek ve hastalıktan kurtulma imkanına sahipsiniz.